Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir Odeniz ben. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda benim için önemli, ana videosu olacak olan bir video ile sizin için ise bana göre önemsiz bir video ile karşınızdayım. Çünkü bu videonun konusu böyle hani toplumsal konular, herhangi bir bilgilendirme falan değil. Tamamen arkadaşlar konuşu telefonu değiştirdim. Yani yeni bir makine aldım. Onun burada açılışını yapacağım. Aynı zamanda İşte herhangi bir sıkıntısı var mı, telefon üzerinde herhangi bir deformasyona uğramadan gelmiş, hem bunu kayıt alacağım. Hem de neden değiştirdim bunu öğreneceksiniz. Çünkü ben yaklaşık bir yıldan fazla bir süredir sizlere doğru düzgün video atamıyorum. Sadece bu odanın içerisine görüyorsunuz beni ve pandemi olduğu için de dışarı çıkamıyordum. Dışarı çıksam bile bu DSLR, yani şu an çekim yaptığım kamerayla çok yani zor oluyordu. Yani şey olarak, yani ağır bir makina. Taşıması işte tripodu vesairesi. Yani çat diye açıp çekemiyorsun. Neden çekemiyorsun? Bu telefon 16 GB olduğu için arkadaşlar içerisindeki artık şeyi komple doldurdu. Hafızasını doldurdu bu. Doldurduğu için de bir yıldan beri yaklaşık böyle benim hatırladığım bir yıl var yani rahat. Yani video çekemiyorum kesinlikle dışarıda yani. Öyle işte önceden çektiğim videolar vardı, bakarsınız mesela 2-3 yıl öncesinde, hatta 3 yıl pandemiden önceydi yani, arabada çekiyordum, buna çekiyordum onun videoları. Aynı zamanda bu telefon benim işte ilk YouTube'a giriş yaptığım, video çektiğim makine olduğu için dedim ki anı kalsın benim için. İleride izlerim, kanalıma girip izlerim tabii, YouTube bir şekilde kapanmazsa, gitmezse, videolar durursa anı olsun istedim. Edit yaptığım programı sildim. İşte şu an içerisinde bakın YouTube Studio daha yok. O derece dolu yani. Komple doldu. Sistem dosyaları var içerisinde. Dedim ki bu iş olmayacak böyle. Çünkü benim video çekmem gerekiyor. İçerik üreten bir insanım. Ve dedim telefonu yenilememiz lazım. Sonuçta her yere ben bu DSLR kamerayı götüremem. Tabii telefon fiyatları da uçtuğu için, yani piyasada şu an uçtuğu için dedim biz en azından profesyonelliğe yakın bir makineyi alalım. Ve gittim arkadaşlar. Gittim derken aslında hiçbir yere gitmedim. Yani oturduğum yerden, internetten. Apple'ın kendi sitesinden şu makineyi arkadaşlar aldım. Bu makine iPhone 13 Pro 256 GB'lık bir telefon. Dedim ki ben bunu burada açayım. Artık benim dışarıda çekmiş olduğum videolar bundan gelecek. Aynı zamanda Instagram'a koyduğum, diğer sosyal medyaya koyduğum, önceden koyabildiğim daha iyi videolar bundan gelecek. Vallahi şununla çok çekim yaptım. Bilmiyorum izlediniz mi izlemediniz mi. Ama artık mecbur kaldım ve düşündüm hangi telefonu alayım. Arkadaşlar iPhone 11, 12 vardı, 13 vardı yani kafamda. 13 Pro'ya neden aldım onu da söyleyeyim. Şimdi diyeceksiniz ki o kadar parayı nasıl verdin falan gibisinden. Yani geleceğe demeyeyim de. Yani biraz şu oldu aslında kafamdaki. Hem kamera bakımından arkadaşlar Pro'nun daha iyi olduğunu öğrendim. Hem arkadaşlarıma sordum. Bu işten anlayan, kamera işinden benden daha iyi anlayan insanlara sordum. 13 Pro'nun kamerasının daha iyi olduğu diğerlerine göre söylendi bana. Aynı zamanda neden iPhone? Çünkü siz video bazı çekim yapıp da Instagram'a özellikle koyduğunuz zaman bir Android telefonundan konulan video da tabii iyi duruyor ama fark var arasında. Yani bayağı bir görüntü farkı oluyor iPhone'dan, yani Apple marka bir telefondan koyduğunuz zaman diyeyim. Ve şu telefonu şöyle göstereyim size arkadaşlar. Açalım. Şuradan açayım daha doğrusu. Nasıl şuradan mı açacağız acaba? Kutu. Oh. Böyle kesme biçme yarma yok bende. Şöyle güzel bir şekilde kutusundan. Arkadaş nasıl bir şey bu ya? Vallahi bakın 6 yıldan beri telefon almadım. Nasıl açılır, nasıl yapılır onu bile bilmiyorum. Önceden böyle kutu haline geliyordu bunlar. Bunlar nasıl bir şey yapmışlar ya? Ha böyle. Şöyleymiş telefon. Bunun içerisindeymiş arkadaşlar. Kutuyu böyle yapmışlar. Şimdi şöyle mi çıkarız? Evet. Telefon bu. Wow. Bunu da şöyle kenara atayım, yere koyayım. iPhone 13 Pro arkadaşlar. Şimdi bu telefonu açmadan önce biraz bazı şeylerden değineceğim. Canımı sıkan taraflarından değineceğim. Nedir mesela canımı sıkan kısımları? İçinde arkadaşlar
şarj aleti, o var ya, adaptör takıyorsunuz birize. Ondan yok. Yani neden yok? Kendi kendime düşünüyorum. Demek ki diyorum ki bu satış mantığı, tamam mı? İşte telefonu ayrı satıyorlar. Şarj aletini ayrı satıyorlar. Kablo varmış ama içerisinde kablosu. Dedim arkadaşlar, hani bunu alırken kablosunu mu ayrı alacağız? İçerisinde kablosu çıkıyormuş bunun. Ama şarj aleti çıkmamış. Böyle bir şey yok. Ya şunun içerisinde neden şarj aleti yok? Aklım sırrım ermedi. Herhalde yakında, ilerleyen dönemlerde kutusunu ayrı satacak Apple bunun. Tabii öz eleştiri, benim eleştirim. Kutusunu ayrı satacak. Efendim, kablosunu ayrı satacak. Şarj aletini ayrı satacak. Telefonu da ayrı satacak. Onları birleştirip size herhalde bu şekilde gönderecek. Aklıma o geliyor yani. Bu neyin nesidir yani? Şunun içerisinde şarj aleti çıkmalıydı. Ne oldu? Ben gittim arkadaşlar. Bakınız. Şunu şöyle koyayım. Bunun bir, şöyle 3 tane şey var elimde. Bunların işte bunların bir tanesi şarj aleti. Bir tanesi kulaklık. Sadece kulaklık çıkmadı, içinde kulaklık yok. Kulaklık. Bir tanesi de kılıf. Kılıfları aldım ben. Şimdi tabii hangisinde ne var şu an bilmiyorum ama açınca burada göreceğim ne çıkacağını. Yani düşünün, şarj aleti yok. Kulaklık yok. Hadi kılıf neyse. Kılıfı bir şekilde alırız veya kılıfsız kullanan insanlar vardır. Ben kılıflı kullanıyorum telefonu. Kılıfsız kullandığım telefon modelleri de oldu iPhone'un. Ama şarj aletinin ve kulaklığının çıkmaması yani enteresan geldi bana. Neyse şimdi ne diyor? İçindekiler demiş. iPhone Pro ve USB-C Lightning kablosu, güç adaptörü ve kulaklık ayrı satılır. Sebebi yok. Yani böyle bir şey anlamadım. Her neyse. Şimdi arkadaşlar şuradan yeşilden tutuyorum. Şöyle açıyorum. Açamadım ya. Tabii bunun bir sesi var diyorlar. Tabii duydun mu ses bilmiyorum. Şöyle çıkartayım. Şeylerde, videolarda sesten falan bahsediyorlar. Sesi varmış, öyle cırt diye bir ses var. Bilmiyorum buradan şeyden duyuyor musunuz? Geliyor mu buradaki mikrofonu bilmiyorum. Şöyle yapayım. Valla geliyorsa da gelmiyorsa da benim için yani bir anı videosu olduğu için sıkıntı yok. Sonuçta bu bir inceleme videosu değil. Teknoloji kanalı değilim. Ama böyle bir video çekmek istedim. Arkadaşlar açıyorum. Böyle bir kapak var. Valla şu anki ilk izlenimim, şöyle göstereyim sizlere, ilk izlenimim, rengi çok beğendim, yapısını beğendim. Yani önümde telefon değil, şu an benim önümde bir telefon değil, bir bilgisayar, bir kamera, aynı zamanda bir telefon duruyor. Ben şu an buna öyle bakıyorum şahsen. Şöyle çeviriyorum. Bu şekilde de arkadaşlar. Kullanım kılavuzudur büyük ihtimal. Telefon çıktı karşımızda. Şimdi şunun içinden ne çıktı altından? Bakınız. Burada bir tane şarj kablosu var. Başka da bir şey yok. Şarj adaptörü ve kulaklık yok. Enteresan. Her neyse. Şimdi bu ses şu açma olayı var ya, bunu size dinletmek istiyorum. Çünkü böyle şeylerde ne derler onlara, tanıtım videosu diyecektim ya. İnceleme videosunda çekiyorlar şöyle ses. Onu dinletmek istiyorum. Onun için bu mikrofonu, yani yaka mikrofonu iptal edeceğim. Shotgun mikrofona geçeceğim. Onun için bu mikrofonu, mikrofon diyorum, videoyu sonlandırıyorum. Hemen Shotgun'a geçiş yapalım. Evet arkadaşlar. Shotgun mikrofonla, telefonla elimde. Shotgun mikrofonu çok fazla kullanmayacağım. Direkt yaka mikrofona döneceğim. Ama ondan önce şunun sesini bir şöyle dinleteyim bakalım. Nasıl oluyormuş? Hep o izlediğim inceleme videolarında bir ses vardı. Bakalım o ses nasılmış? Onu da anı olarak burada kalsın. Dışarıda sesler var bu arada. Umarım o sesler buraya gelmez. Gelirse de kusura bakmayın. Evet, başlıyorum. Tutayım şöyle. Artık buradan duyarsınız herhalde. Çünkü şöyle tuttuğumda hani görünmeyecek bir şey. Şöyle görünüz. Eğer ses artık gelirse gelir. Evet, başlıyorum. Vallahi makine 10 numara.
Öyle gözüküyor. Yaka mikrofonuna geçiyorum. Bunu sonlandırıyorum. Evet arkadaşlar, yaka mikrofonuna geçtim ben. Umarım kayıt ses geliyordur. Çünkü deneme yapmadan iş yaptım bu sefer. Makine bu. Şöyle göstereyim. iPhone 13 Pro 256 GB. Neden 256 GB? Çünkü yetmiyor bana arkadaşlar. Yani şunu da yaptığım 16 GB satın almayı, bunu da yapmadım. Yani en düşüğü 128 dedim, bu da bana yetmez. İleride böyle bir şeye düşmek istemiyorum. Çünkü bir video çektiğimiz zaman, özellikle şöyle söyleyeyim sizlere. Yani ben de şu DSLR kamerada 1080p video çekiyorum arkadaşlar. Valla 10 dakikası, bu 12 dakikalık videolar falan 4.5 GB daha bile fazla oldu oluyor yani. Şey, GB'ı. İçerik üretilen bir insan olacağım için de, olduğum için de diyeyim. Böyle 256 GB bir makinenin işimi göreceğini düşündüm. Vallahi hoşuma gitti, güzelmiş. İyi yapmışlar. Ama bu şarj aleti ve kulaklık kısmı beni sıktı. Sıkıntılı yani, sonuçta para veriyorsunuz onlara. Ya en azından şöyle toplayın şunları bir tane yani kutuda. Ona yazın yani onun parası. Neden ayrı ayrı aldırıyorsunuz insan? Yani ayrı ayrı alması bile beni çıldırttı. Her neyse, olay bu. Şimdi ben şunu bir kenara koyayım, telefonu. Tabii kurulumunu videoda yapmayacağım arkadaşlar. Yani bir de şeye bakalım. Herhangi bir deformasyon yoktur da, hani olası var mı diye şöyle bir saat box'a doğru tutuyorum. Herhangi bir çizik müzik falan var mı diye. Yok. Yani belli olmaz. Olur ya, olur yani. Sonuçta bu elektronik cihaz şans işi yani. Hep öyle derler. Herhangi bir şey yok yani. Durum böyle. Gayet hoş, gayet güzel bir ürün çıkarmışlar. Açılışını burada yapmayacağım. Yani anı videosu olduğu için, inceleme videosu olmadığı için yani bu şekilde kalsın. Yapsam mı? Hani sonuçta anı videosu ya, açtığını gör falan izlersen ileride kendi kendime diye düşünüyorum. Neyse. Şunlardan devam edelim arkadaşlar. Bakalım bu neymiş? Rastgele aldım bir tanesini. Şuradan güzelce ne? Tabii yırttırmadan falan. Ama şu paketleme hoşuma gitti. Şu beyaz şeye koymuşlar. Paketleme hoşuma gitti. Yırtmadan. Hani ben paketleri özenle açmayı seviyorum. Aha, kaç dakika olmuş? Vallahi bayağı da olmuş yani. Herhalde bu kısımları izlemezsiniz. Tamam, telefonu gördünüz, kapatırsınız. Herhalde. Hafif bir yırttım. Ne olacak o kadar? Bunun sesi bile garip yani. Hafif heyecan var mı diye soracak olursanız var. Yani ne telefon aldığımda, yani bana geldiğinde, kargo geldiğinde heyecan vardı. Ne buraya eve getirirken falan vardı. Hiçbir yoktu ama şu an hafif heyecan var çünkü yani farklı oluyor insan yani. Sonuçta bir emek. Bu şey, kılıf. Ha, dur şimdi. Bu kılıf. Bu kılıf arkadaşlar. Tesadüfen kılıfa denk geldim. iPhone 13 Pro diyor. MagSafe'li kılıf. Şurada MagSafe demiş. MagSafe'de bunun altına takıyorsunuz. Kablosuz denilen şarjdaki kablosuzluğuyla falan alakası yok bana göre. Sonuçta kablosuz dediğin şey kablolu bir bağlantıyla olmaz. Ben öyle düşünüyorum. Valla bunu nasıl açacağız? Hiçbir fikrim yok yani. Bak, bunu mesela nasıl açıyorlar? Bilmiyorum arkadaşlar. Yani bilmiyorum derken onu da bilmiyorum. Telefonu da bilmiyordum. Şurada yeşil bir şey var. Herhalde bunu kaldırıyoruz. Şöyle. Bunu da şöyle kaldırayım. Atayım. Sonra nasıl yapıyoruz? Ha, bunu çekiyoruz yukarıya. Okey. Yapa yapa öğreniyoruz yani. Şöyle bir tane kılıf çıktı. Bunun kutusu. Bir şey daha var ama. Bir dakika, ne bu ya? He. Şöyle bir şey çıktı işte içinden. Velhasıl bu da kılıfımış. Peki bu nasıl çıkıyor içerisinden? Şöyle göstereyim sizlere de. Böyle çıkıyormuş. iPhone MagSafe diyor. Biz de iPhone'umuzu şuna takalım ve
Abi nasıl bir kılıf bu ya? Taş gibi kılıf. İnsan biraz yumuşak yapar şunu yani. Valla nasıl takılacağını bile bilmiyorum yani. O derece şu an olaya Fransızım arkadaşlar. Yani böyle mi takıyorlar? Çünkü öbür günü ben mesela diğer telefonu pat pat hemen takıyordum. Bunu nasıl takacağımı bilmiyorum. Çünkü sert kılıf. Ve çizmesini istemiyorum yani telefonun daha ilk saatlerde. Evet, olay bu. Valla ben anlamadan open şeyine bastım. Telefon açılmaya başladı. Tıkı tıkı takarken değil takarken arkadaşlar telefon açılmaya başladı. Tabii ben bunlara sim takacağım, bir sürü iş yapacağım. Telefon da açıldı. Şöyle göstereyim. Böyle bir şey yani. Valla makine güzel. Yani ekranı hoşuma gitti. 120 Hz varmış bunda. Bakalım neler yapacak. Neyse şu benim için video arkadaşlar. Önemli olan video ve bunun hafızasıydı. Kameraydı yani. iPhone 11 niye almadın diyeceksiniz. Şimdi iPhone 11 ne zaman çıktı? Bundan 2,5-3 sene falan oldu herhalde. Yani pandemiden önceydi. Artı o telefonda 5G yok. Yani bir gün mutlaka bu ülkemize 5G gelecektir. Geldiği zaman da ben onu kullanacağım sonuçta. O yüzden dedim ki hani geleceğe yatırım olsun. Sonuçta bu telefonu ben 6 sene kullanmışım. 6 sene ve çatır çatır hala da çalışıyor bu arada. Sadece bu hafıza kısmında problem yaşıyorum. Hafızası bunun 32 GB falan olsaydı ben arkadaşlar bunu almazdım. Almazdım. Yani bu fiyatı almazdım daha doğrusu. Beklerdim daha düşmesini. Ama mecbur kaldım yani. Al satlı yapmak istemedim. Hani iPhone 11 al, ondan sonra kullan 12 al falan, sonra 13 al. Veya 11 al, direkt 13 al sonrasında yapmak istemedim. Dedim ki madem bu işe girişiyoruz. Olmuş yani tam olsun. Pro Max büyük geldi bu arada, o yüzden Pro. Bayağı büyük geldi yani. Bu da meşhur adaptör. USB-C 20 watt power adaptör diyor. O çıktı. Bunu da şöyle koyayım. Sonra bakarız bunlara. Ve buradan da arkadaşlar kulaklık. Kulaklık çıkacak. Ya da uzuyor. Kusura bakmayın. Bunlar zor açılıyor. Evet, kusura bakmayın diyorum ama bu videoyu da benden başka kimse izlemez herhalde. Çünkü yani benim telefon aldığım almadığım millet ne yapsın? Evet. Bundan da kulaklık çıktı. Bu kulaklıkta şöyle bir durum var. Mesela şu şekilde girişi. Şöyle göstereyim size. Şöyle yani jack değil. Şarj kısmına takılan girişten yapılmış bunlar. Durum böyle. Bunlara bayağı bir arkadaşlar Birol abiniz, Birol kardeşiniz ödeme yaptı. Bu şekilde. Bu da yani bana göre YouTube kanalıma yapılan bir yatırımdır. Ben öyle görüyorum. Video için özellikle. Vallahi izlediğiniz için teşekkürler. Ben biraz sonra telefonu kurmayı deneyeceğim. Kurabilirsem büyük ihtimalle kurarım. Kuramazsam videolara bakarım diğer telefonla yani bundan. İzlediğiniz için arkadaşlar bu telefonla çektiğim videoları. Sonuçta YouTube'a ben buna girdim, bu telefonla girdim. Buna çekim yapmaya başladım. Aynı zamanda DSLR kamerasıyla da çekim yaptım yani defalarca önündeki kamerayla. Vallahi izlediğiniz için çok teşekkürler hem bu videoyu hem de diğer videolarımı. Bundan sonra arkadaşlar bu arkadaşla karşınızda olacağım nasip olursa. Durum böyle. Hoşçakalın. Kendinize bir saniye. Kendinize çok çok dikkat edin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.